Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak daha çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size Nurten Çay Hanım'ın isteği üzerine gönderdiği resmin e, iğne oyasını tığa çevirdim şu şekilde iğne yası modelimiz bakın yapraklar arasında 5 tane sinek kanadından bu şekilde çiçekler yapılmış böyle yeşil çimen yapraklı çimen üzerinde de rengarenk istediğiniz renklerden bu şekilde arkadaşlar çiçekler yapıyoruz bunu sizler için ta çevirdim Evet benim ta çevirdiğim hali de bu şekilde oldu arkadaşlar bakın Şöyle aynı sinek kanatlarını yaprakların üzerine çiçek olarak yaptım. Benim tonlamamda bu şekilde kiremit rengi ve bal rengiyle oldu. İnşallah Nurten Çayhanım beğenir. Bunu üç yerine e, arkadaşlar 4 denedim. Biraz kaba gibi geldi. Eğer isterseniz dört tane sinek kanadından da yapabilirsiniz. Üç bu şekilde zarif durduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde çok hoş ve çok güzel bir model çıktı ortaya Evet modelimizin anlatım kısmına geçelim ikişer zinciri çekerek tığ battılarımızı hazırladık tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitledik İlk başlarken de aynen bu şekilde tığ battının içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyoruz bir defa tığımı dolayıp hemen yanındaki tığ battıya şöyle 3 seferde aldığımız 2 2 ilk önce bir sonra iki iki alarak üç seferde bir trabzan yaptık sıkı sıkı beş tane zincir çekiyorum beş zincirimi kapatıyorum buraya bir tane kirpik yaptım buraya dört tane zincir çekiyorum hemen ters çevirdim 5 zincirin şöyle tepe noktasına kapattım bakın Buraya 8 zincir. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çeviriyorum. Aynı trabzanın içine yaprak yapmaya devam ediyoruz. Sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 8 zincirimi sıkı sıkı. Bakın dibini iyice oturtturdum. Yine sıkı sıkı 8 zincirimi çekiyorum. 6 7 ve 8 çevirdim buradan bakın 8 zincirimi dip noktasına kapattım şöyle sık iğne ile sabitledim Evet yaprak işlemimiz bakın bu şekilde e siz öbür türlü yaprağı da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu daha çok oradakine benzeteyim. Bunu tercih ettim. Normal yaptığımız yaprağı da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi 12 tane zincir çekiyorum ters tarafından çekiyoruz 4 5 6 8 9 10 11 ve 12 sıkı sıkı 12 zincirimi çekiyorum bakın iki tane tığ battı bırakıyorum 1 2 3. tığ battımın içine girip buraya sık iğne ile sabitledim bu artma işlemimiz hem de bu Tepe noktasına çiçek yapacağız Tekrar bakın bir tane yaptık. Bir tane daha yapalım. Hemen yandaki boş trabzan tığ battığının içine girip 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan. 5 zincir çekiyorum sıkı sıkı. 4 Bismillah bugün. Ve 5. 5 zincirimi çektim. Hemen kapatıyorum sıkı sıkı trabzanımın içine. Bakın bu dip noktasını çok sıkı olması lazım yaprağımızın düzgün durması için. 4 zincirimi çektim, ters tarafına çevirdim. Buruya bakın. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. 8 zincir. 4 5 6 7 ve 8. Çevirdim. Sıkı çekmediğiniz takdirde arkadaşlar iğne oyasına benzemiyor pek iğneden ta çevirmeye benzemiyor o yüzden zincirlerinizi sıkı çekin kalıp gibi olsun şöyle bir iki üç dört beş altı yedi ve sekiz çeviriyorum ters tarafına Bakın dip noktasına bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 12 tane zincir 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Çevirdim. Bakın yaprağımızın işlemi bu kadar arkadaşlar. 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battımın içine sık iğne ile girip bu şekilde sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar iki zincirimizi de çekelim bırakalım. Evet iki tane sizlerle beraber yaprağımızı hazırladık. Yaprağımızın hazırlanışı bu şekilde. Şimdi üst çiçeğinin yapımına geçelim. Evet, şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimi. Buradan bakın 12 zincirin dibindeki yerden sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirden yuva yapacağız. Hemen trabzanım şeyin zincirimin arasına kapattım bakın bu şekilde bir altı zincirden yuva yaptım bu yuvanın içine üç tane sinek kanadı olacak ve 3 zincir çekerek şöyle çevirdim altı zincirli bu kiremit rengili yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle 3 zincirden kenara minik bir yuva yaptık 3 zincirden yine ters tarafına çeviriyorum bakın bu üç zincirli yuvayı araladım sık iğne ile buraya sabitledim şu şekilde 8 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı 3 4 5 6 7 ve 8 çeviriyorum düz tarafına hemen buraya yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum bakın ilk sinek kanadımızı bu şekilde buraya hazırladık Şimdi yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip sinek kanadı şey kirpiğimi buraya hazırladım. Yani sinek kanadında başlangıcı sayılır. 3 zincirle kirpik yapıp 3 zincirle bu yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8 çevirdim bakın bu şekilde hemen aynı yuvanın içine kapatıp ikinci sık iğnemi buraya yaptım şöyle 1 2 ve 3 zincir üçüncü işlemi de aynı şekilde şu ipimi de şöyle bakın son sinek kanadımın arasından alıyorum ki şöyle oraya bir sağlamlaşsın arkadaşlar şöyle kenar temizliği gibi sıkı sıkı 3 zincirimi çektim ters tarafından çevirdim sabitledim 8 zincir 4 5 6 7 ve 8 buraya sık iğne ile sabitliyorum dibine de bir tane zincir çekiyorum ipimizi koparalım işlemimiz bu kadar arkadaşlar bakın şöyle üç tane sinek kanadını buraya yaptım hemen iplerimi temizleyip geliyorum beyazı yaptım bir tane de Arkadaşlar bu şekilde bal renginden yapalım beraber şimdi bu 12 zincirli artmanın tepe noktasından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne ile buraya sabitledim. 6 zinciri sabitledikten sonra 3 zincir çekip hemen düz tarafına dönüyoruz. Bu altı zincirli yuvanın içine ve üç tane sinek kanadı yapacağız. Üç zincirle tekrar döndüm. Bu yuvanın içine 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim düz tarafına ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. İlk sinek kanadımızı bu şekilde hazırladık. Aynısından 3 tane yapıyoruz. Yine 3 zincir bu şekilde kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çevirdim. Buraya sık iğne ile sabitledim. 8 zincir. 4 5 6 7 ve 8. Çeviriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya ikinci sinek kanadımı da kapattım. 1 2 3 zincir. Şöyle hafif kenarı alıyorum. 3. sinek kanadımda bu son ipi biraz uzun bıraktım. Orada yanık izi olmasın, arkada olsun diye bu şekilde bakın onu da içine alıyorum 1 2 3 zincir çevirdim 3 zincirimin içine 3 zincir kapatıyorum sık iğne ile 5 6 7 ve 8 yine 8 zincirimi çektim aynı yuvanın içine buraya sık iğne ile sabitliyorum bakın, sıkı sıkı sabitliyorum Şöyle bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. Evet, üçüncü sinek kanadımız da bakın bu şekilde hazır. Şimdi iplerimi temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Şöyle e, siz eğer bu çiçekleri 5 tane yapacaksanız arkadaşlar bir tane yeşil bırakıp ikinciye yaparsanız Şöyle arada boşluk olmuş olur. Sıkı bir üstüne olmaz o zaman. Evet. Modelim bu şekilde. Bakın çok hoş ve çok da güzel durdu. Şöyle ters tarafından ütülendiği takdirde de çok daha güzel duracaktır arkadaşlar. Evet. İnşallah arkadaşlar elimden geldiği kadar e, sizlerin isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.